konumuz Ender Saraç. Şimdi bu biraz derin ve üzücü bir dosya. Evet. Biliyorsunuz doktor, hepimiz tanıyoruz Ender Saracı. Oğluyla ilgili çok üzücü, konuşmaktan imtina ettiğimiz, geri durduğumuz çocuk istismarı ile ilgili, kendi çocuğuyla alakalı konuyla alakalı. Bak konuşurken artık yani cümle kuramaz hale. Çok da dikkatli konuşmamız gereken. Konusunda da açıkçası ben bu konularda biraz çok hassasım. Ancak böyle bir konumuz var ve mahkemeye çıktılar. Mahkeme sonrasında Ender Saraç nasıl açıklamalarda bulundu? Hadi bir izleyelim, sonrasında konuşabilecek miyiz bakalım. Ender Saraç'ın oğluna yönelik yaptığı iddia edilen cinsel istismar davasında yeni karar. Ünlü doktor Ender Saraç'a hapis yolu mu gözüküyor? Efendim, bir açıklama yapmak ister misiniz? Ender Saraç cephesi mahkeme sonrası ne açıklama yaptı? Benan Saraç ve oğlu nasıl sessiz kaldı? Ender Saraç ve avukatı Altın Mimir'in bir sonraki hamlesi ne olacak? Müvekkilimin üzerine atılı suçu işlemediğini... Türkiye, Doktor Ender Saraç skandalını üzerinden bir türlü atamıyor. Geçtiğimiz aylarda hayatımıza giren bu konu hala gündemin en üstünde kendisine yer buluyor. Türkiye'nin yıllardır tanıdığı sağlıklı beslenme tiyolarıyla meşhur başarılı Doktor Ender Saraç hakkında geçtiğimiz aylarda olay bir görüntü çıktı. Görüntülerde Ender Saraç bir erkekle bir evin banyosunda duş alıyordu. Gizlice kaydedildiği iddia edilen bu görüntüler X platformunda ifşa edildi. Ender Saraç'a kumpas mı kuruluyordu? Yoksa Ender Saraç hakkındaki kan donduran iddialar doğru muydu? Sarımsak çayı, sosyal medyada tarifim var. Orada sarımsak çayı da bayağı yağları yakmaya yardımcı olur. Tüm bu iddiaların ardından Ender Saraç'ın oğlu MS'nin çocuk izlem merkezlerine verdiği ifade deprem etkisi yarattı. İfadede Ender Saraç'ın kendisini istismar ettiği yer alıyordu. Fakat MS bir sonraki ifadesinde bu iddiaları babasına bir ders vermek amacıyla ortaya attığını, babalarının kendilerini ihmal etmediğini ifade ediyordu. Benan Saraç da verdiği ifadede oğlunu doğrulamıştı. Belgeleri de sadece söylemezsem olmaz ulaşmıştı. Peki gerçekten ne oluyordu? Benan Saraç eşi Ender Saraç'ı bitirmeye mi çalışıyordu? Yoksa eşinin mal varlığından ve prestijinden istifade etmek için oğlunu kullanabilecek raddeye mi gelmişti? Ender Saraç, Benan Saraç ve çocukları MS İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya geldiler. İlk anne Benan Saraç Hanım'ın ifadesi alındı. Benan Saraç şu sözleri kullandı. Çocuğum okula gitmeden 2 hafta önce bana anlatmıştı. Böyle bir şey olabileceğine inanmadım. Oğlumu sorguladım, konduramadım. Dolayısıyla hemen şikayetçi olmadım. Çünkü çocuğumun babasına sinirli olduğunu biliyordum. Ender Saraç çocukların önünde benimle çok kavga ediyordu. Okulda rehber öğretmenler de neden şikayetçi olmadığımı sordular. Oğlumun babasına karşı sinirli olduğunu düşündüğüm için şikayetçi olmadığımı onlara da söyledim. Boşanma davası açmayı düşündüğüm dönemde oğlum bana bununla geldi. Kamuoyunda yanlış ithamlarda bulundular. Oğlumu bunun içine ben atmışım gibi. Anne olarak benim için en zor zamandı. Oğlumu yönlendirmedim. Bu sözlerin ardından iddiaların hedefindeki Ender Saraç'ın ifadesi alındı. Şiddet uyguladığım konusu kesinlikle yalan. Sadece bir kere oğlumun üstü kıyafetliyken çok kötü koktuğu için kolundan tutup banyonun önüne kadar götürdüm. Bir defasında da vegan olmuştu ve aç kaldığı için kıyamıyordum. Çatala yemek koyup ağzına götürdüm. Şiddet dedikleri bundan ibarettir. Evde çıplak gezdiğim iddialarına da gülüp geçiyorum. Evin her yerinde kamera var. Maddi manevi zarara uğradım. Suçu işlemediğim barizdir. Hayatımı geri istiyorum. Bir an önce beraat etmek istiyorum ve normal hayatıma dönmek istiyorum. Aile Bakanlığı avukatı annenin şikayetçi olmaması sebebiyle mağdur çocuğa temsil kayyımı atanmasını talep etti. Mahkeme heyeti 15 yaşından küçük olan çocuğa temsil kayyımı atanmasını istenmesi için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasını hükmetti. Duruşma ertelendi. Hazırlanan iddianamede değişen bir durum olmadı. Hala Ender Saraç için 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis isteniyor. Duruşmadan ilk olarak Benan Saraç ve oğlu MS çıktı. İkili konuşmadı.
Ender Saraç ve avukatı Altın Mimir geldi hemen arkalarından. Ender Saraç'ın keyfinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı. Efendim, bir açıklama yapmak ister misiniz? Saraç'ın avukatı Altın Mimir böyle konuştu. Bakalım ilerleyen duruşmalar bize ne gösterecek? Ender Saraç hapis yatacak mı? Anne bugün duruşmada dinlendi ve müvekkilimin üzerine atılı suçu işlemediğini, kendisinde şikayet olmadığını söyledi. Evet efendim, burada bu davada 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis isteniyor Doktor Ender Saraç için. Çok hakkında normal. Kendi karısıyla ilgili yapılmış suçlamalar çok ağır. Ender Saraç diyor ki benden hayatımı geri aldılar, hayatımı geri istiyorum. Bu dava kamuoyuna artık yansıdığı için ve kamuoyu bulandığı için Benan Hanım bu zamana kadar yapmış olduğu bütün davaları geri çekmiş olsa da şu anda mahkeme görülüyor. İş gerçekten çok çetrefilli ve karışmış durumda. Çocuğun kendi bir beyanı var. Hani bana bu zorla savunma yaptırıldı şeklinde. Hı hı. Sonrasında açıklaması var çocuğunda. Hı hı. Yani siz savunma mı ifade verdi? Evet, ifade verdi ya. İfade verdiğinde çocuğun bu ifadeleri zorla yaptırıldığıyla alakalı çocuğun da yine bir ifadesi var tekrardan. Yani burada Benan Hanım'ın biraz kötü niyetli bir duruşu olduğu aslında kanısına varıyoruz. Hem bu konuda kendi çocuğunu kullanıyor olması, bunu kamuoyuna yansıtıyor olması. Kamuoyunda çok önemli bir doktor Ender Saraç, herkes çok, tarafından yaklaşık sevilen. 25 yıldır çok yani, tanınan. Hem para için de yapıyor olsa, Ender Saraç'ı kötülemek için de yapıyor olsa bu davanın, bu çocuk istismarı dalı, ayağı gerçekten çok çok üzücü. Eğer bir anne böyle bir şey gerçekten yoksa çocuğunu korumak için evet yapabilirsin. Ama yoksa böyle bir şey varmış gibi bunu kamuoyuna malzeme yapması gerçekten içler acısı. Sizin görüşünüz ne karı koca arasındaki bu çatışmada? Şimdi ilk rehber öğretmenin tarafından ortaya çıkan bir olay bu. Sağlık raporu veriyor çocuk ve sonrasında sağlık raporu verirken öğretmenin gözlerinin içine bakıyor ve bir şey mi söyleyeceksin diyor rehber öğretmeni. Evet, bir şey söyleyeceğim diyor ve bu ifadeler rapora geçiyor. Rehber öğretmenin raporuna geçiyor ve sonrasında olay zaten buraya kadar cereyan ediyor. Ama şöyle bir şey var şimdi. Bir görüntü ortaya çıkıyor. Evin her yerinde kamera var. Tamam, benim evimde de kamera var ama her yerinde değil. Salonda var. Neden? Köpeğim olduğu için kontrol etmek amaçlı. Ama çocuğum olsa belki her odaya koyarım. Ama banyoya koymam. Herkesin tabii ki özel yeri orası. Namahrem yeri. Aynen öyle. Yani kocam bir şey yapar, çocuğum bir şey yapar, tabii, ben bir şey yaparım. Kimse ilgilendirmez bu oradaki öyle. Bizim alanımız. Benim alanım orası, onun alanı. Ama bir banyoya kamera koyuyorsam ben burada işkilleniyorum. Yani burada benim bir planım vardır. Evet, ve kötü niyet. Evet, ve bu planı bir gün hayata geçireceğim anlamına gelir. Şimdi görüntüler ortaya çıktı. Bilmiyorum ekrandaki seyircilerimiz bu görüntüleri gördüler mi ama bizler sosyal medyacılar, hepimiz kullananlar, herkes gördü. Görüntüde önce Ender Bey yatak odasında namaz kılıyor. Sonrasında banyoya gidiyor ve banyoda bir adamla beraber yıkanıyorlar. Ama şimdi çocuk diyorlar. Çocuğun boyunu gördüm. Annesinin burasına geliyor. Annesi 1.70 boylarında olsa 1.60 boylarında bir çocuk. Ama sanki yıkandığı adam daha büyük bir adam gibiydi Arto. Sen gördün mü? Evet, gördüm. Göğsü kıllıydı adamın. Yani bu arada kendi çocuğuyla da yıkanabilir. Evet, bir baba. Yani bir baba, babası daha hani benim buradan başlıyor büyümeye. Ya dudaklarından öpüyorsunuz benim çocuklarınızı. Benim babam hala benim her yerimi persever yani. Onların aynen evladıyım öyle. Yani. Şimdi bunu algılatmak istediğin şeye bağlı. Ender Saraç'la ilgili bana göre çok büyük bir komplo bu. Bana göre komplo. Hı hı. Burada başka menfaatler var. Eğer ki böyle bir şey de yoksa sen nasıl geri çekiyorsun ya? Bak bu görüntü. Nasıl bu koca ifadeyi, adam... ifadeyi nasıl geri çekersin? O zaman böyle bir şey nasıl yok dersin? Madem öyle... Şimdi çocuk demiş ki annenin söylemine göre benim söylediğim her şey zorla ifade zorla olarak bana söylettiler, hı hı, dedi. Ben o zaman bu habere girdiğimde 6 ay önceki mezun bu. Kaç ay, hı hı, önceki mezun. İnsanları şöyle bir halkı dinlediğinde dediler ki Ender Bey'le ilgili bir şey söyleyemeyeceğiz ama Benan Hanım mıydı? Evet, Benan Hanım. Benan Hanım'la ilgili bir takım bir şeyler söylediler. Yani parayı çok sevdiğini, para için her şey yapabileceğini, bu konuda biraz risk teşkil ettiğini, yalan da söyleyebileceğini söylediler. Ama tabii ki
bilenler vardır. Belki bana denk gelmemiş. O ben, da olabilir. Benan Hanım biliyorsun şöyle de açıklamalar yaptı hatta. Bu ayrılık safhasına girildiğinde. Hı-hı. İşte beni yıllarca kandırdı. Hı-hı. Meğersem işte eşcinsellik kimliği varmış. Hı-hı. Meğersem yönelimi başkaymış. Beni yıllarca kandırdı. Bence... Bana biraz böyle geliyor. Buraya onun bu tarafını patlatmaktı. Tabii. Ve nafaka koparmak mı artık neyse derdi başka bir şey. Şimdi peki sonrasında hemen bir düzeltme de yapayım. Şimdi ilk etapta bu suçlamalarda bulunuyor Benan Hanım. Çocuğun ifadesi de bu şekilde çıkıyor masörüyle ortaya. Masörüyle birlikte olduğunu Şimdi, söylüyor. Şimdi hem çocuğun ifadesinde deniyor ki sonrasında bana zorla bir ifadeyi verdettiler. Sonrasında Benan Hanım da hem davasını geri çekiyor şikayetini. Aynı zamanda birçok programa bağlanıp hı hı. Ender Saraç'la ilgili yapmış olduğu, attığı bu iftiraların doğru olmadığını da bu sefer düzeltme eylemini Onun için yargıdan yani. Da ben istiyorum ki Benan Hanım yargılansın. Bu adamın hayatını çaldınız. Çaldınız. Adam bitti ya. Adam bitti. Bilmiyorum şu anda televizyonlara çıkartıyorlar mı bu adamı. Şimdi ben bitti görmüyorum yani hiçbir adam. Yerde. Hiçbir yerde görmüyorum. Ender Saraç'ın cinsel tercihi kendini tartışılır. Bağlar. Kaldı ki yine duyumlarımıza göre cinsel tercihini eşi Benan Hanım bile bile boşanmıyormuş. Evliliğini devam ettiriyormuş iddialara göre. Evet söylediler. Ama burada... Biliyormuş eş cinsel yönelimini. Hı. Biliyormuş. Şimdi bunu biz tartışamayız. İnsanların kendi tercihidir. Hı hı. Evlenmiştir yani. Benan Hanım'la. Benan Hanım kendi tercihidir. Hı hı. Bile bile evliliğini devam Ve ettirmiştir. Evlat vermiştir. Ama buradaki tartışmamız gereken konu hı hı. bu çok ciddi bir konu. Hepimizin hassas noktası. Hı. Cinsel istismar ve bir babanın oğluna cinsel istismarından bahsediyoruz. Her yerde gördüğümüz olaylar. Yani bu olduysa bundan eminseniz evet başınıza gelen şey çok korkunç bir şey. Bunu kamuoyuna mal edip Ender Saraç'ın hayatını elinden almak konusunda siz haklı olabilirsiniz. Ancak bu eğer gerçekten bir iftiraysa bir babaya, doktora, bir halka mal olmuş insana ve sizin kocanıza, siz iyi günde kötü günde çok büyük bir iftira. Şimdi burada söylenenler var. O diyor ki bunu yaptı, bu diyor ki bunu yaptı. Şimdi savcılarımız ellerinde inceleyebilecekleri sadece bir tane video var. O videoya baktıkları zaman Ender Bey'in yanındaki adam gerçekten çocuğuysa o görüntüde hiçbir şey yok. Çünkü Bakın. Sadece yıkanıyorlar. Ama... Benan Hanım'ın buradaki istediği şey başka bir şeyse evet orada bir adamla yıkanıyor. Ama bence Benan Hanım burada başka bir şeyi insanları göstermek istiyor. Yani bugün birçok kadın kocasını tanıyamadığını fark ediyor. Görüyoruz işte birçoğu eşcinsel çıkıyor. Cinsel yönelimi farklı çıkıyor ama artık diyoruz ya dünya kabuk değiştiriyor. Cinsiyetsizlik aldı başını gidiyor. Amerika'da diğer ülkelerde böyle okullar var. Çocukları küçük yaşlarda alıp cinsiyetine karar veriyorlar. Böyle tuvaletler var. Ya her yer var artık. Dünya buna doğru evriliyor. Bunu ne kadar diretsek de kendimizi engel olamayacağız. Sen ne yaparsın? Anne baba olarak bilinçli olursun. Bu yönde çocuklarını eğitirsin. Ama bence ben çocuğuna bir şey yaptığını düşünmüyorum. Valla açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Yani bir şey yaptığını düşünmüyorum. Sadece mahkeme karar olarak çocuğu doğruladı mı? Ben onu merak ediyorum. Çocuğu çünkü bana birkaç duyum geldi. Çocuğun ifadesini onayladı diye de duyum geldi bana ama bu şekilde. Eğer ki ifadeyi hangi şekilde onayladığını merak ediyorum. Belki şöyle bir şey oluyordur. Özür dilerim. Buyur. Ender Saraç mutlu görünüyor. Hı hı. Altın Mimir biliyorsunuz çok agresif ve çok iyi avukattır. Bakalım ne çıkacak ama Ender Saraç'ı muhtemelen keyfi yerinde olduğuna göre ve geri çekildiğine göre davalar bence şu anda Benan Hanım'a karşı dava açılmalı. Fakat arka tarafta bir anlaşma yapıldıysa maddi olarak ya da manevi olarak kimse kimseden davacı olmayacak. Sanki bunun sonu uzlaşmaya gidecek gibi. Tabii. Ve Benan Hanım söylemler artık değişiyor. Yumuşadı. Yumuşamaya başlıyor. Kaldı ki bir ne diyoruz bir kadın... Bir adamı rezil de eder, vezir de eder. Hırslar çok önemli. Para mevzu bahis olunca insanlar çok çirkinleşiyorlar maalesef. Bakın Ender Saraç'ın o banyodaki görüntülerini Benan Hanım'ın kendisi servis ediyor. Hande bir Twitter kullanıcısı var herkese ifşa yapan. Bir şey soracağım şu an herkes, bütün seyircilerimiz de bunu iyice bir düşünsün. Senin kocan farz et ki gerçek veya değil artık bilmiyoruz. Neyse ne. Çocuğuna istismarda bulunduğunu hissediyorsun. Bunu çıkıp... Bütün milyonları duyurur musun ki diğer istismarcılara yol yapıyorsun? Hayır duyurursun. Hayır duyurursun ama onu geri çekmezsin zaten. Yani sonuna kadar gidersin o zaman. Deli misin?
kendi çocuğuna duyurur musun? Ben çocuğuma kıyamam. Sonuç olarak sapkın dediğin bir adam, bir saniye, senin sapkın diye suçladığın adam çocuğuna taciz yapıyor. Sonuna kadar gidersin. Ama o çocuğun psikolojisi. Onu bak okulda şimdi, bakanlar. Alayım mı bir sözü? Tabii. Çok önemli bir çünkü konu söyle. Mevzuya parmak bastı bak. Böyle bir durumda çocuğunuzun başına böyle bir şey gelse kamuoyuyla paylaşır mısınız? İşte zaten şu damacana sucu olayı vardı ya. Aynen, paylaşılmaması. Aslında bu kadar aile çocuğuna bu gibi istismarın yapıldığını sustu bile bile işte. Benim aileme aynen zarar gelmesin diye sustular. Aynen. Biz rezil olacağız, barındığımız mahallede bile artık barınamayacağız diye kendi çocuklarını feda ettiler. O olay bu önemli. Rezillikten çıkmış önemli olması lazım. Bunu birazcık rezillik kamu yok spotu yapalım evet. Arto Yağmur. Çünkü bu önemli. Eğer çocuğunuzun başına Allah korusun, Allah, Allah herkesi böyle bir olaydan korusun diyorum. Böyle bir şey gelirse bu susulacak bir konu değil. Bu konuda siz sustukça o çocuk artık siz yaşarken öldürüyorsunuz kendi çocuğunuzu. El alem ne der? Ben burada yaşayamam diye çocuğunuzu lütfen diri diri gömmeyin. Bu, o yüzden sen bu evet, konuya parmak bastığında söyler miyiz? Aynen aynen düşünelim. Söylemez miyiz? Çocuğumun psikolojisi önemli diye. Haklısın. Bu oturup üstüne kafa yorulacak bir konu. Ama bunu biz böyle işte konuşmadıkça, biz sustukça bunlar türüyorlar. Zaten korkutuyorlar çocukların gözünü. Onu söylersen, beni şikayet edersen seni öldürürüm. Tabii. Senin annene şöyle zarar veririm diye diye bu sapıklar böyle kolay kolay evet türüyorlar. Bunları sallandıracaksın ibreti alem diye. Bunlar yaptıkları bu sapıklıkları kendi dört duvar odalarında kalacaklar. Kendi evet kendilerine artık ne halleri varsa görecekler. Aynen. Evet, bir şey yani diyemiyorum. Dolayısıyla muhtemelen ilk çocuğun ifadesi psikologlar, psikiyatrlar ve pedagoglarla birlikte alınıyor. Hı-hı. Ve burada aslında bu kişiler kanaat getiriyor. O dönemde bu çok tartışıldı. Çünkü biliyorsun okuldan çok bilgi çıkmaz. Okuldan evet, çok bilgi doğru çıkmaz. Çıkmamalı zaten. Hatta dediler ki bu bilgiye nasıl ulaştı basın? İşte nasıl i̇şte, ulaşabilir? Burada bizim şüphelerimiz için Benan Hanım'ın biraz hırslı olması, biraz da çok hırslı olması, para için oğlunu da kocasını da kamuoyunda rezil etmesi olarak görüyoruz. Hemfikiriz böyle. Ben Enver Saraç'ın tarafındayım. Enver İnşallah Saraç'da, tabii ki böyle bir şey yoktur ben bu de öyle arada. Evet. Çünkü çok haber kovaladım, bulamadım bir şey. Çünkü benim hayatımı mahvettiniz, benim evet, hayatımı elimden aldınız, diyor. Ben hayatımı geri istiyorum diyor Enver Saraç. Konunun şey takipçisi olacağız aynen ilerleyen zamanlarda. Yorumlara da yazsınlar ne düşünüyorlar. Ender merak Bey ediyorum bir şey istiyorsa tabii ki bağlanabilir ve söyleyebilir. Ben Hanım da keza noktalayalım aynı şekilde mı arkadaşlar? Hadi, hadi devam edelim. Şimdi dün en son